Of. Bunları hep ben hazırlamıştım böyle. Streçlemiştim, hazırladım. Gelmeden buraya da gittim. Şeye bakar mısınız? Ne koymuş? Bir sürü terlik. Tuvalet şeyi. Ay, sabahlığım. Mutfak alakasız. Mutfak şeyleri. Tamam. Şimdi burada. Ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada seccadeler var. Bu seccade sandığı. Ay. Ve ben buraya diğer seccadeleri de getireceğim. Ve burası bu aynı işlerini devam edecek. Şimdi ben bir diğerlerini de getireyim. Şans kaçak. Kalk kızım. Kalkmazsan kaldıramam. Kalk anneciğim. Hoppa. Hiç umurumda bile değil. Oldu. Tutma beni. Hayret bir şey ya. Gördünüz mü? Vallahi zamanında yine boyamaya bir seccade yapmıştım. O şu. Gördüğünüz gibi. Onu da koyalım dibine. Da böyle çeyizden falan işte. Biraz daha ince katlayayım da birine. Kaçak. Şeyin içine giriyor. Allah'ım deli ediyor beni. Hayret bir şey. Çok sıcak bastı benim Allah. Kurcalama. Düşürecek ya Rabbim Allah'ım. Kırmızı oldum vallahi. Bunlar çeyiz. Şunlar mutfağa gidecek. Bunlar mutfak. Tamam. Bu eskiden havluluktu. Banyoda tuvalet kağıtlı biliyorsunuz. Piçik piçik. Şu dursun bir. Şunlar aşağının mutfağa gidecek.
mutfak. Bunlar. Bunlar da toz bici havlularımızı alalım. Şunu da. Bunlar dolaba konacak. Ay. Şöyle bir toparlayayım. Beni göremiyorsunuz değil mi? Sen de ayak istiyorsun ha. Çekil. Sinsi sinsi geliyor benim sürekli peşime. Çekil. Bir bohçaya koyarız. Şimdi şu şöyle bir kalksın. Bu tamamdır arkadaşlar. Onu da kaldırıyoruz odaya. Orası boş. Şimdi bohça. Size başka bir şey göstereceğim. Burada bir şey açacağız şimdi. Bunu açalım. Oluyor mu? Bunu açalım. Ne güzel dikmişim. O gün var ya, saatlerce uğraştım bunları paketleyeceğim diye. İnanın canım çıkmıştı. Tek başıma sefil olmuştum. Bakar mısınız? Bu bana çok lazımdı. Çıkanları göreceğiz. Evet. Ay. Ne biliyorsunuz? Bu Kerem Yiğit'in yavrulukta oynadığı dart. Hatıra diye aldım, getirdim onu. Yavrumun şeyi. Şuraya takayım onu. Şebek oğlumun. Bunu da vidalarını saklamışım şuraya. Bu şevvali mutfağım. Montajı yapılacak. Şimdi ben bunu sonra yaparım. Vidalarını buraya getirmişim. Ters yönde mi tutuyorum? Doğru. Onu parçalamışım ki sığdırabileyim diye. Bunu halam getirmişti. İsviçre'den. Şevval bebekken.
günler işte, eski günler. Nasıl takılıyor şimdi? Kafa çalışsa. Vidaları takacağız. Koymuşum şeyin içine. Şuraya saklayayım. Anam. Belki de kız olur şey böyle. Bunu oynar. Ya da Kerem. Artık kimin olursa. Değil mi? Kısmet. Oy. Anam. Şuraya bakın. Çuvallar ve çuvallar. Lazım bana. Çok lazım hem. Şimdi size buraya alayım efendim diyeceğim. Bunu bir kere şunun üstüne koyayım. Baksanıza. Şimdi bunu daha uygun bir örtü olursa çok daha güzel olur. Evet. Şimdi başka bir şey açacağız. Sonuncu açış olacak galiba. Ben bittim çünkü. Çöpleri toparlarım. Öncelikle şunu açayım. Bu vitray. Bunu kuzenim bana yazlık aldığımızda 2007'de ev hediyesi olarak getirmişti. Bu da buraya kısmetmiş. Şimdi burada kullanılacak. İnşallah. Bir yerde çivi bıraksaydık, asardık. He, tabii burada geçici şöyle bir dursun. Bu da ne biliyor musunuz? Ben 5. sınıfa giderken bunu işlemiştim. Çocukluğumda. Şöyle bir şey. Yani çok eski bir şey. Arkası bile çıkmış yazık. Vay be. Gerçekten ilginç. Bunu da şöyle bir yere asabilir miyim bilmiyorum. Asarsam iyi olur. Çünkü elin altından kalkar ama. Bunu asamayacağım arkadaşlar. Bunu şöyle bunun üstüne koyayım. Videomda paylaşmıştım. Ama çok yeniydim o zaman. Kimse yok takipçi. İlk baştaki bir videoydu. O yüzden yeniden görelim ne olduğunu. Ay, içine de ne doldurmuşum bilmiyorum. Taş gibi ağır yapmışım. Of. Ay, bir açılsa. He, şurası kapalı. Ah. İyice kilitlenmiş. Ay. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay. Bunlar başka bir zaman tekrar gösteririm olur mu? Çünkü bunlar ayrıca süslerim. Asılacak bunlar. Şey yazlıktaydı. Bu da.
Bu da Şevval'in kaç yılında yaptığı bir resim. İç mimar olmadan önce böyle ev yapıyormuş demek ki. Allah esirgeye. Bu da benim mumluğumdu. Sepetler. Aa, testerem geldi. Çok lazımdı. İşte bu ıvır zıvır sepetler. Dartın şeyleri. Bunlar bir dizayn olacak bunlar. Sepetleri. Çok iş var burada. Süs, kılıç, bahçe mobilyaları, şeylerim. Bunlar. Orada da bahçeyle meşguldüm. Ay 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 ay. Yazlıktaydı bunlar. Bunlar şimdi burada yerini bulacaklar. İpler. Öf, ilaç kokuyor. Bahçe eldivenlerim. Ay. Ve süsler. Filleri bilirsiniz. Ay, anlaşıldı. Çok işim var benim. Bu kutu çok fena çıktı. Bunlar figürler, bilmem neler asılacak bunlar hepsi. Ups. Baksanıza. Çok güzel. Kediler bunu bir katleder gibi geliyor bana. Bahçe şeylerim, malzemelerim. Bu neymiş? Ha. Masanın kırık şeyini getirmişim. Ben Rize'den almıştım. Bu da benim İngiltere'den. Yengem getirmişti. Şöyle. Şimdi ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz? O benim çanta koyma valizim olacak. Çantalarımı da koyacağım. Koyacağım da. Ay, bu nereye koyacak? Ay, bana bir şeyler oluyor. Evet. Buraya koyacağım. Bunu nereye koyacağım onu bilmiyorum. Ha, o sandığı oraya koyacağım. Tamam. Bu sandığı şuraya koyalım. Değil mi? Hiç beni göremiyorsunuz. Saçma bir video çekimi yapıyorum ha. Pardon, pardon. Beni görmeseniz daha iyi gibi geldi, değil mi? Böyle bir terli böcek gibiyim. Ay. Şimdi bu neden böyle yamuk? Şimdi şöyle bir şey yapalım diyorum. Acaba mantıklı. Şunu bir çekelim diye. Şu komedini oraya mı alsak, oraya mı alsak? Çünkü bizim bir yere ihtiyacımız oldu şimdi. Başka bir planım vardı. Neyse, sonra hallederiz. Çünkü bu sandığı da bir yere koymamız lazım. Çekilmiyor.
Sadece şans geziyor ayağımın altında. Kaçak, pardon. Kız. Çekmek çok zor. Şunu biraz çekmek istiyorum da. Nasıl çekeceğim? Sandığı şuraya koyacağım çünkü. Of. Kaçak, çekil. Ciddi manada bunu atıyorsun beni. Zaten şey yapamıyorum. Çekil, çekilmiyor. Çekil. Evet. Amele oldum ya. Başka bir şey değil. Her şıkkında amele oldum burada. Ay, bacaklarım gelmiyor. Neyse, kalıcı. Bir zarar vereceğim. Şimdilik böyle dursun. Ay. Ya sandık koyayım ben bir. Bu sandık kimin diye şimdi bir de söyleyeyim size. Bu sandık. Aa, küreye düşmüş. Büyük hazine. Ay, şimdi söyleyeceğim. Bu sandık daha önceleri İstanbul'da yaşayan anneannem babasının halaları vardı. Bibi diyorlardı onlara. Onlar İstanbul'da yaşamışlar. Yaşlanınca Ünye'ye gelmişlerdi. Yani anneannemin babasının halalarının bu. Çok eski bir sandık. Çok eski bir şey. Bunun da zamanla bakımı yapılacak. Şeyleri, pasları falan silinmeli. Bunun içine çantalarımı koyacağım kızlar, baylar. Bu benim çanta kutum olacak. Ama iyi ki bu çantaları koyacak yerim. Bunları da nerede kullanacağız çanta? Allah yarabbim. Çanta kullanacak yerimiz bile yok artık. Değil mi? Yezalet. Bu neymiş? Ay, saçım çıktı ortaya. Bunu da ben örmüştüm. Her dalda bezim vardır diyorum ya size, bakın. Bunu da ben ördüm. Şimdi elbet bir gün gezeriz değil mi? Gezdiğimiz zaman da kullanırız. Ne güzel oldu işte benim çantama. Her türlü çantamı koyabileceğim bir şey. O plakasız. Bunları seccade kabına koyacağım. Geliyorum arkadaşlar. Evet, yaramaz taçak. Çok yaramazsın. Arkadaşlar, bak ki kaçak ne yapmış? Yorganı devirmiş. Sıpa ya. Kapatayım şurayı da. Ondan kurtulsun burası. Evet. Klasik, bunda çeyizlerin olduğu bir sandık. Şey, uç.
Buradan yine çıktı. Onlar da toparlanacak. Sanki daha çok karışık gibi ama gibi değil mi ortalık? Ben size diyeceğim ki arkadaşlar ben kapatıp biraz bakmalıyım işime diyeceğim ve buraları gibi toparlayacağım. Çünkü çok karıştı. Daha da çok karıştı. Şöyle diyeyim. En azından bayağı boşaldı kutular da yine de çok karıştı tabii ki. Şöyle. Bunu da açtığımda bunda pek bir şey yok. Yatak odasının halısı var. Yani buraya sermek istediğim bir halı var. Bunu mutfağa sermek istiyorum ama çok korkuyorum. Temizliğine katlanamam diye ama soba yazın çok olmayacağı için belki de serebilirim. Altın saklanmış. Genelde saklanır. O da kapatıldığında içeride kalmayı çok sever. Suikastçi. Ben biraz mola veriyorum. Diğeri yüklenmiştir umarım. Sizle paylaşırım. Mola veriyorum diyorum ama ben mola verip şunları yerleştireceğim galiba. Siz gördünüz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere diyorum. Ben devam ettim çalışmaya. Çok yoruldum ama içim rahat etmedi. Şimdi bir şeyler daha var da onları göstereyim dedim. Halam yine kullanmadığı şeyleri göndermiş. Şöyle bir çok güzel bir halı bakın. Ben bunu mutfağa sererim. Bu takımı var. Dediğim gibi o çok fazla değiştirir. Şöyle bir renk paspası var. Şöyle renk aynısından paspası var. Benim için çok iyi oldu vallahi. Şimdi bunlar işime yarayacak. Ondan sonra o bana piki almış. Tekli şeyleri vazalara hoşlanmamıştı. Onları vermişti. Bu yastıklarıyla. İşte bunlar da çok güzel. Çok az kullanmış. Şöyle bir tül var. Bakın. Onu da göndermiş. Vallahi bu köyde her şey lazım oluyor dedim. Neyiniz varsa gönderebilirsiniz demiştim. Şöyle bir mutfak tülü uygulu dedi. Bilmiyorum artık. Yani şimdilik hiçbir planım yok ama dursun. Hayır demedim. Genelde %100 hayır derim. İlk kez hayır demedim. Şöyle bir büyük kullanıyorlardı bunu. Şöyle mutfak masası. Onu da göndermiş. Bakarız. Her şey olabilir. Böyle bir makineye örtü yapıyordu onu. Da kullanmıyormuş. Burada göndermiş. Eşek bunu da göndermiş. Bunu ben yapmıştım. Kullanmamış. Ben işlemiştim. Bakımını ben işlemiştim. Geri gelmiş bana. Şunu da ben işlemiştim. Ay bayılmıştım bunun rengine. Görüyor musunuz? O kadar da çok şeyim oldu ki. İki tane fiskos göndermiş. Aynı ikisi de. Bu da fiskosun altı. Şunu beğendim ya. Bunu niye göndermiş? Deli bu kadın. Bunu ben mi yapmıştım? Hatırlamıyorum. Evet ben yapmıştım.
Vallahi benim yaptıklarımı geri vermiş. Spa. Döneceğim bunu. Neyse. Velhasıl geri gelmişler bazıları. Şimdi ben size bir de şöyle benim halimi görmelisiniz. Çok fena oldum. Çok sıcakladım. Çok çirkin oldum. Biraz burayı da toparladım. Şurayı. Yani kaba taslak. Bu ya ayağıma batıyor. Daha işim var benim. Şimdi şöyle bir kapatıp tekrar açacağım. Bu da Lale modeli eskiden. Bir şeydi bunun adı. Kaliteli bir halı. Bunu buraya sereceğim. Şimdilik böyle yerde duracak. Bazı süsler geldi. Onları koydum buraya. Çocukların odasındaydı yıllardır. Bu da benim mutfak penceremdeydi. Bunlar da bu çöpüşler. Buraya koydum. Çok tatlılar. Velhasıl şimdi ben orayı toparlayacağım arkadaşlar. Video da yükleniyor, yükleniyor. Yüklenemedi gitti. O yüklensin. Ben biraz toparlama yapayım. Görüşmek üzere. Şu yığınla beraber görüşürüz. Gece saat 1 ve şu anda daha devam ediyorum. Diğer videom da ancak yüklenebildi. Sorun yaşadım. Bayağı uğraştırdı beni. Şöyle geçici olarak tabloları böyle bir kaldırdım ortalıktan. Şimdi bu örtünün dışı da çok kirlenmişti. Bunu da yıkayacağım. Onun için hem göstereyim dedim size. Bayağı bu nasibini almıştı. Şeyden. İnşaat tozundan. Şimdi kumaşını da aklıma gelmeyecek. Görünce belki siz anlarsınız. Bu kumaş katlanmıyor. O yüzden bu şekilde yapılıyor. Şöyle çekeyim. İki takım var burada. Biri kızı, biri kızına, kızıma birini de oğluna oğluma yaptırmıştım. Ay bana ne oluyor böyle ya? Kelimeleri toparlayamıyorum. Cidden çok yoruldum. Biri yuvarlak, biri kareli. Ben bunu yaptırdım. İki takım yaptırdım. Sonradan bütün pullar soldu. Ben de bütün pulları söktüm. Tek tek yeniden işledim. Şimdi şöyle bir şey var. İki takım var dedim. Biri yuvarlak kenarlı olanı şu şekil. Yani tarzı yuvarlak. Bakayım şurada iki tane var. Biri kare. Bakın. Biri böyle. Ay ay ay. Neyse şöyle koyayım ben size. Gösterdikten sonra zaten toplayacağım. Bu kare. Bunları kendim bütün pulları tekrar yeniledim. Korkunç olmuştu. Ve bunlardan da sakladım. Olur ki yine solarsa diye. Bu kare olanın çimen tablosu. Konsol önü. Ve orta sehpası vardır. Nerede onun? Bakayım. Bakacağız şimdi. Allah Allah. Niye orta sehpası bu kadar büyük? İnan ben de hatırlayamıyorum. Ha, şu galiba. Bakacağım. Bu değil. Ha, bu. Onun çiçeği bu. Bu da orta sehpasıymış. Bayağı uzun yapmışız. Bu ise diğeri. Boya temizlemeye verdim. Çıkmadı. Hiç kullanılmadı tabii. Orta sehpası ve çekebiliyor muyum hiç bilmiyorum.
Bu böyle yuvarlak olanı artık biri birini alacak. Biri birine. Gördüğünüz gibi. Bunun adı neydi? Jeton düşmüyor şu anda. Çok yoruldum. Gün içi bahçede. Ondan sonra akşamüstü de burada. Yorucu oluyor. Şimdi ekim dikim zamanı ya, kazma. Ben yetişemiyorum bile yani. Evet, çekerim. Evet arkadaşlar, bu da böyle. Şimdi ben onun dış bezini yıkayacağım. Tekrar aynı şekilde paketleyeceğim. Böyle bir şeyi paketliyorsunuz, katlanmıyor çünkü. Katlanan bir kumaş değil bu. Böyle işte geçmişe dair emekler. Şöyle bir genel bir ortalığı açma projesi uyguladım. Gördüğünüz gibi. Halıları da toparladım. Ondan sonra onu da buraya koydum şimdilik. Yatağımızı. Aşağı iniyorum. Şöyle söndürelim. Kirlileri çıkarttık. Oda da fena değil. Toparlandı gibi. Yani yatılır hale geldi. Tıkış tıkıştı. Çamaşırları alayım. Bir şey daha göstereceğim. Yazlık terliklerime bakın Allah aşkına. Kaç tane terliğim var. Yazlıkta. Bir sürü insan geliyordu. Ay söndürelim. Şey. Gelen giden oluyordu. Hep terlikler oluyordu. Velhasıl. Herkese şöyle bir iyi geceler diliyorum.